Değerli dostlar, herkese selam. Epeyce uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. İşlerimiz yoğun, o yüzden video yapamadık. Gerçi yapılacak pek malzememiz de yoktu. Fakat uzun süredir bekleyen bir dokunmatik sensörümüz vardı. Kısa videosunu paylaşmıştım bunun. Omic sensörü olarak geçiyor. Şimdi kısaca bu Omic sensörü MQ3 kartımıza nasıl bağlarız? Omic sensör nedir? Onu biraz açıklamaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Omic sensörü LPT portu ile bağlanan şu kartlarda maalesef kullanamıyoruz. Nedeni ise çok basit. Bu kartın tetikleyecek bir çıkış sinyalinin olmaması. Bir tane çıkış sinyalimiz var. Onunla da plazmayı aç kapa yapmak üzere kullanılıyor. Yani onu plazmayı açmak için kullanıyoruz. Bizim Omic sensörü tetiklemek için herhangi bir çıkışı olmadığı için bu kartı kullanamıyoruz maalesef. Şu kırmızı kartta 4 tane harici çıkış olduğu için bu kartı kullanabiliyoruz. Ben 1 numarayı burada plazmayı tetiklemek için kullanıyorum zaten. 2 numarayla da Omic sensörü tetiklemek için çıkış aldım 2 numaradan. Şimdi bu kartımızı iki şekilde de bağlayabiliriz. Bir hali hazırda MQ3 kartını beslediğimiz güç kaynağını kullanarak, burada aynen çizildiği gibi şu jumperları takmak suretiyle tabii ki. Bir de bu şekilde harici bir güç kaynağı ile besleyerek. Ola ki burada 24 volt kullandıysak harici bir 12 volt burada kullanabiliriz. Çalışma mantığı şu şekilde arkadaşlar kartın. Öncelikle bu kart bekleme durumundayken plazma makinemizden gelen ARC kablosunu röleye getirip rölenin içinden geçerek doğrudan meşalenin uç kısmına bağlıyor. Yani pilot ARC kablosu doğrudan röle aracılığıyla normalde bağlı olduğu gibi bağlı durumda. Sensör algılama yapmaya hazır olduğu anda MQ3 kartı ikinci çıkış sinyalinden sinyal göndererek bu röleyi tetikletiyor. Röle tetikleyince pilot ARC kablosunu torç ucundan ayırarak torç ucunu Omic sensörün gerekli bileşenleriyle birleştiriyor. Yani pilot ARC kablosunu devre dışı bırakıp Omic sensör için torç ucundaki kabloyu sensöre bağlıyor. Şimdi burada kelepçe içinde bir çıkış yapmıştım. Fakat bu pek işe yaramadı. O yüzden bu röle ve bu kelepçe için olan kısım iptal edildi. Kullanılmadı yani. Kartta çizili vaziyette, fakat ben bunu makinede kullanmadım. Sebebi ise şu. Malzemeye taktığımız kelepçede yüksek voltaj olduğundan bu kelepçe bölümünden gelen elektrik buradaki bileşenlere zarar verdi. O yüzden onu devre dışı bıraktık. Harici bir güç kaynağı kullanıldığı zaman bu jumperlar buraya takılmayacak. Aklınızda bulunsun. Eğer aynı kaynak kullanılacaksa bu jumperların takılması lazım. Kartın büyük bir şekli burada. Kartın arka yüzeyi de arkadaşlar bu şekilde. Bileşenler yerleştirilince bu şekilde gözükecek aşağı yukarı. Peki şimdi bu kartı tetiklemek için MQ3 programı tarafında neler yapıyoruz? Ona da değinelim. Ayrıca şunu da belirteyim. Burada potansiyometre olarak küçük ve büyük potansiyometre alacak şekilde çizdim kartı. Burada çiziminde şu potansiyometre sizi karıştırmasın. Şu potansiyometre ile aynı potansiyometre. Sadece bunu buraya ekleyebilmek için şematiğe eklemek zorunda kaldım çizime. Buraya bunu. Yani biri büyük olan, biri küçük olandır bunların. Bu 2 megaohm değerinde bir
ayarlı potansiyometremiz, ayarlı direncimiz. Burada da bu R3'te 1 megaohm büyüklüğünde bir direnç. Bu dirençler toplamda ikisi 3 megaohm'a ulaşıyor. Bu dirençler ne kadar yüksekse sensörün hassasiyeti o kadar daha hassas oluyor. Gerçi potansiyometreyi çevirerek hassaslığını da biraz ayarlayabiliyoruz. Fakat genel şartlarda pek ayar yapmaya da gerek kalmıyor gördüğüm kadarıyla. Peki genede hattını, mesela bu releyi ben, bu ikinci releyi, küçük releyi kelepçeye bağlamak üzere hazırlamıştım. Yani bu da tetiklenip kelepçeye genede hattını bağlıyordu ki sensörümüz mantıklı şekilde çalışsın diye. Kelepçeye genede hattını bağlamadan sensör nasıl algılıyor? Algılıyor arkadaşlar. Çünkü plazmanın kelepçesinden gelen kablodaki direnç, yani elektriksel akım, bu op-amp entegresini tetiklemeye yetiyor. O yüzden bunu bağlamaya gerek kalmadı. Yani şu ikinci röleyi bağlamaya gerek kalmadı. İkinci rölenin çıkışı zaten şu burada. Şimdi yavaş yavaş gelelim Mac 3 programı tarafında yapılması gerekenlere. Şimdi arkadaşlar Mac 3 programı tarafında ikinci sinyali, yani şu çıkışı aktif etmek için bir makroya ihtiyacımız var veya var olan zaten prop araması yapan kodumuz varsa o kodun bir önüne bir de sonrasına releyi aç ve sonunda da kapat gibi bir komut eklememiz gerek. Burada iki tane komut kullanabiliriz. Şu komut çok daha hızlı çalışır. Şu komut daha yavaştır. Genelde şu komutlar kullanılır. Fakat bu komutlar daha hızlıdır. Fakat bu komutları kullanabilmek için Mac 3 programının lisanslı olması gerekiyor. Eğer lisans yoksa Mac 3 kartımızda şu kodlar çalışmıyor. Şu aktivate signal dediği 2 numaralı çıkışı aktif ediyor. Şu da deaktive ediyor. Yani 2 numaralı çıkışı deaktive ediyor. Burada da şu aktive ediyor. Bu da deaktive ediyor. Yani şu açıyor, şu da kapatıyor. Şimdi ben, biliyorsunuz, benim plazma makinem için bir ekran seti de yapmıştım Mac 3 programına. Şu ekran setinde kullandığım bu buradaki alan vardı ya, probe araması, malzeme arama kısmı. Onun M3 kodu bu arkadaşlar burada. Azıcık büyüttürelim karakterleri. Şimdi bakın, G31 ile Z eksenini arama yapıyorduk ya, yani probu tetikleyene kadar. Bu G31'in hemen önüne şunu eklemişim. Yani biz burada M3 dediğimiz zaman, yani kodumuzun içinde, iş kodumuzun içinde, G kodunda M3'ü gördüğünde burada şu aramaları yapardı. O sırada şu kod çalıştırılarak bu çıkış tetiklenir. Bu çıkış tetiklendikten sonra röle tetiklenir. Röle torç ucunu op-amp entegresiyle bağlar ve Z ekseni aşağıya doğru hareket eder. Artık op-amp entegresiyle bağlı olduğumuzdan ohmik sensörümüz çalışmaktadır. Malzemeye temas ettiği anda ohmik sensör buradaki optokuplöre sinyal göndererek optokuplörün çıkışından Mac 3 kartında in 1'e probe bağlıdır. Sinyal gelir. Ve sinyal gelince Z ekseni durur. O anda da M10P2 ile, yani şu kodla, rölemiz tekrar pilot ark kablosunu
torç ile bağlar ve artık kesmeye hazırdır. Her malzeme arama işleminde şu kod burada çalıştırıldığı için aynı konu tekrarlanacaktır. Bunun yerine buralara şunu da yazılabilirdi. Kendi kullandığınız bir ayar varsa bunun yerine kendi makronuz varsa daha doğrusu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bu G31 kodunun bir üstü ve bir altına bu röleyi açmak için, sensörün rölesini tetiklemek için aç kapa sinyallerini eklememiz gerekiyor. Onun dışında pinleri de aktif etmemiz gerekiyor. Giriş sinyallerimizden probe, bir de gördüğünüz gibi zaten bir probunuz vardır, öyle umuyorum. Çıkış olarak da bir numara plazmayı aktif etmek için, şuradaki benim plazmayı aktif ediyor. 2 numara ise ohmik sensörü aktif ediyor. 2 numara da ohmik sensörü için buradan aktif edilmesi gerekiyor. Şimdi buraya gelelim. Bir de şunu göstereyim. M11P2 dediğimiz zaman 2 numaralı çıkışı açıyor. Gördüğünüz gibi. M10P2 dediğimiz zaman da 2 numaralı çıkışı kapatır. Görüldüğü gibi M10 kapatmak için, M11'i açmak için, P'den sonraki rakam da bizim istediğimiz çıkışı açıp kapatmak için kullanılabiliyor. Bunu kodda bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü diğerlerinden, şunların hepsini denedim ben. En hızlı şekilde tepki veren kod şuydu arkadaşlar. Fakat Mac için lisanslı olması gerekiyor, onu da unutmayalım. Gelelim biraz sensöre. Sensör arkadaşlar, devre şeması burada gördüğünüz üzere. Zaten bunları paylaşacağım ben. Devre şeması için ECADA dosyaları, KiCad dosyaları da verdim. Gerber dosyaları da verdim burada. Şematik ve baskı için olan her şeyi hazırladım. Biraz buradan bahsedelim isterseniz. Şimdi devremesi 12 volt ile besleniyor. İşte buradaki direnç LED'i korumak için, onları geçiyorum zaten. İki kapasitörümüz var biraz voltajı dengelemek için. Bu dirençleri daha önce bahsettim. Ohmik sensörün hassasiyeti için. Burada LM358 op-amp devremiz. Op-amp devresi sinyali aldığından gerekli işlemleri yapıyor. Çıkışında da H11L2 diye bir op-amp çeşidi bu. Bunu tetikliyor. Arkadaşlar bu op-amp çeşidini bunu kullandım. Normal bir op-amp diyorum. Optokuplör. Şöyle bir tane PC817 kullanamazsınız orada. Çünkü tek yönlü giriş, tek yönlü çıkışı var bunun. Artı bazı kartlarda 24 volt kullanılmış olabilir vesaire. Onları kaldıramaz diye şöyle bir şey kullanıldı. Bunlar jumperlar burada. Harici bir güç kaynağı kullanılacaksa jumperlarla buradaki voltajı ayırıyoruz. Şu optokuplör giriş ve çıkış, voltaj giriş ve çıkış yeri var. Ve sinyal çıkış yeri var. Tamamen Mac3 kartından veya diğer bileşenlerden ayrı çalışacak şekilde tasarlanmış bir optokuplör olduğundan bu kullanılıyor. Ve ayrıca bu optokuplör şu PC817'ye göre çok çok daha hızlı çalışan bir optokuplör çeşidi. Şu röle burada işlem yapmıyor. İsterseniz takmayabilirsiniz bu röleyi. Fakat diğer bileşenler burada, bu NPN transistörü mutlaka gerekli.
Buradaki röleden biraz bahsedelim. Buradaki röle 30-40 amper civarlarında bulabilirsiniz. Daha büyük amperlerde böyle bir röle bulamazsınız. Bu rölenin yerine daha büyük bir röle kullanabilirsiniz tabii ki de çıkışlarından alarak. Fakat o zaman da şuradaki transistöre dikkat etmeniz gerekiyor. Bu transistör sizin taktığınız rölenin bobininin çektiği akımı karşılayamayacak güçte olabilir. Eğer daha büyük akımları çalıştırabilecek bir röle, bir kontaktör gibi bir şeyler kullanacaksanız da bu transistörün çıkış gücünü göz önünde bulundurun lütfen. Ancak pilot ark kablosunda zaten düşük akımlar olduğu için, çünkü pilot arkı bu. Yani keserken kullandığımız akım kadar akım olmaz pilot ark durumunda. Plazma makinelerinde sensörler vardır bunun için. Kesme akımı algılandıktan sonra akımı yükseltirler. O yüzden 30 amperlik 40 amperlik bir röle burada iş yapacaktır. Bende en azından iş gördü. Herhangi bir sorun çıkmadı. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Eğer daha fazla detaya ihtiyacınız olursa yorumlarda bunu belirtin. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum zaten. Bunu videolarımı takip edenler bilir. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.